Evet, yine Barak Ovası'ndayız. Bahar fıstık ağaçları yeni yeni uyanıyor. Şu an bir tekin cinsinin yanındayız. Sol tarafımızdakiler de bizim klasik Antep fıstıkları. Üreticimiz Tuncer Tiryaki, Balaban Köyü, Karkamış, Gaziantep'ten. O bize şimdi biraz bu fıstığın uyanması, kalemlik filizler hakkında bilgi verecek. Evet Tuncer abi, dinliyoruz seni. Şu anda uyanma aşamasında. Fıstıklar cuma olmak üzere çiçekten düştü, düşecek. %75-80 çiçekten düştü. Cumalar belirdi. Bu kalemlik filizler nereden çıkıyor şimdi? Tam onlar nereden alınacak? Şimdi kalemlik filizler şu yeni çıkan şivgalardan, dediğimiz yerlerden, patlayanlardan olgunlaşacak. Bu aşağı yukarı 1 metre, yarım metre, 1 metre falan sürer. Ne zaman olur çıkar tam onlar? Mayıs'ın 25'i, Haziran'ın 10'u 15'i kalemlik aşağı atmaya hazır vaziyete gelir. Maşallah bu sene yağmurumuz da çok güzel oldu. 3-400 kilonun üzerinde. Değil mi? 2 gündür yağmur var. Evet, havada sisli zaten. 400 kilonun üzerinde bir yağmur oldu. Normalde mevsim normali nedir? Mevsim normali 250-300 kilo civarında oluyor. Evet. Ama bu sene çok güzel, bereketli bir yağışımız oldu. Ağaçlar da bereketli maşallah. Ben ta Dutluca'dan bu tarafa bütün ağaçlar sapsarı gözüküyor. Yeni açmışlar. Bu sene verim senesi. Bir sene var, bir sene yok senesinin. Bu sene var senesi olarak geçer. Çok güzel mahsul var maşallah. Bu tekin cinsimiz de çok güzel verim veriyor. Güzel cumbaları var. Kaç yıllık var bu fidan? Bu da 4 yıllık. 4 yıllık maşallah. 4 yıllık bir aşımız var bunun üzerinde. Evet, ondan ama öncesi fidan, kaç yıl? Ondan önce de 3 seneden 7-8 sene. O zaman 7-8 yıllık bir ağaç. Evet. 7-8 sene genelde. Bereketli olsun inşallah. Her şeyin hayırlısı olur. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah kazasız belasız üreticilerimiz bu sezonu da atlatır. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Bir şey değil. Sağ olun.